Sevgili Peygamberim, yazan Rahim Er, seslendiren Osman Uludağ. 6. Bölüm Gelen. Aşkı sardı ben neyleyim, bu sırrı kime söyleyim? O kitap kitap övülmüştür. Büyük, küçük, hiçbir ilahi kitap yoktur ki onu methetmesin. Vahiyler onun müjdesini getirir. İşte ilk insan ve ilk peygamber Adem aleyhisselama gelen kitapçıktan satırlar. O, yer ve gök ehlinin en doğrusudur. Cömertlikte en üstündür. Kalbi ipekten daha yumuşaktır. Çok zaman hüzünlü ve çok zaman oruçludur. Hak Teâlâ'nın korkusu ile doludur. Hep Rabbine yalvarır. Gündüzleri de ibadet eder, insanlarla birliktedir. Fakat dünya sevgisi gönlüne giremez. Sır saklar ve dostluklara vefa gösterir. Bu da İdris peygamberin kitapçığı. O, insanlarla beraber olur. Onları ağırlar. O, Allah'ın vaadinden asla şüphe etmez. Yüce Mevla'ya pek çok ibadet eder. Kulların suçlarını bağışlar. Şimdi de Allah'ın dostum dediği büyük peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın kitapçığı. O öyle bir kimsedir ki insanları şehvet uçuruma düşmekten korur. Kendisine yapılan kötülükleri affeder, günahları örter. İşte bu da Tevrat. Yüce Allah'la konuştuğu için Kelimullah sıfatlı Musa peygamberin kitabı. O, gönlü çok zengin olan bir mübarek zattır. Yoksul, kimsesiz ve düşkünlerin sevgilisi ve koruyucusudur. Zenginlerin hasta kalplerini tedavi eden bir manevi tabiptir. Yaşlılara hürmet eder. Çocuklara acır ve şefkatle davranır. O, güzellerin en güzeli, temizlerin en temizidir. Sohbetinin lezzetine doyum olmaz. Yumuşak bir ses tonu ve güler yüz tatlı dille anlatır. Gaflet dolu kahkahalar yerine pırlanta tebessümleri tercih eder. O, hükmederken çok adildir. Haksız bir iş yaptığı görülmez. Sabrı şaşılacak kadar çoktur. Dertlere, belalara, sıkıntılara sabreder ve yine şükreder. Fakat Allah ve Resulüne inanmayan din düşmanları ile en amansız şekilde cenk eden bir bahadırdır. Savaş sonrasında hürriyetini kaybeden esirlere kötülük yapmaz. Onlara hoş davranır. O, suratını asmayan, yüzü güleç bir insandır. Öyle bir peygamberdir ki, hiçbir kitap, kalem ve mektebe lüzum kalmadan bütün ilimler, bilgisi, gizli, açık, her ilmi kucaklamış olan ilim sıfatı Allah-u Teala tarafından her tafsilatı ile kendisine öğretilmiştir. Yine Tevrat'tan devam ediyor. O, Allah-u Teala'nın Resulüdür. Kalbi katı ve huyu kötü değildir. Aşağı şeyleri beğenmez ve onlara iltifat etmez. Her yerde ve her zaman ölçülü konuşur. Suçları affeder. Ümmeti güzel ahlaklıdır. Minarelerden namaza davet eden müezzinleri işitince abdest alıp camiye koşar, düzgün saf yapar, bir hizada dururlar. Onun ümmeti geceleri de zikreder ve ibadet yapar. Örtünmeye dikkat ederler. Mekke'de dünyaya gelecek, bütün insanları Hakk'a davet edecektir. O, benim ismi Muhammed olan peygamberimdir. Onun varlığı yüzü suyu hürmetine, gözlerden perde kalkar, kulaklar işitir, kalp gözleri açılır. O, bozuk dinleri ortadan kaldırıp, hak olan İslamiyet'i yeryüzüne iyice yerleştirmedikten sonra ömrüne son vermem.
Bu da sesi güzel peygamber Davut Aleyhisselam'a inen zeburda. Onun eli açıktır. Hiç kızmaz. Yüzü güzel, boyu güzel, huyu güzel, sözü güzeldir. Sözleri gönülleri rahatlatır. Ruhları huzura kavuşturur. Nur yüzlü bu peygamber, nefsi ve kalbi hasta insanların hakiki talibidir. O, ölüm anını, mezarı, mahşeri ve cehennemi düşünerek çok ağlar, çok düşünür. Az konuşur, az uyur, az güler, gülüşü tebessüm şeklindedir. Bu övgülerde göğe çekilen büyük peygamber İsa Aleyhisselam'ın kitabı İncil'den. O az yemek yer, cimrilikten hoşlanmaz, kimseyi çekiştirmez, aceleci değildir, hile yapmaz, kötü söz konuşmaz, kendisi için intikam almaz, tembel değildir, aza kanaat edip çoğu ihsan eder. Onun işleri ve tercihleri aşırılıklardan uzak ve bunların ortası üzeredir. Yerde ve gökte yaşayanların medarı iftiharıdır. O, günaha batmış olanların şefaatçisi, 18 bin alemin rahmetidir. Cennette kıymetli kevser suyunu o dağıtacaktır. Daima doğruluk üzere ve daima ihlaslıdır. Dili her an Yüce Kur'an'ı anar. Öyle üstün vasıflarla yaratılmıştır ki, gözleri uyusa, kalbi uyanık kalır. İnsanlardan gelen eza ve cefaya katlanır da yine şefaati bırakmaz. Kıyamet vakti herkes o ana baba gününün dehşetinden adeta akıl ve şuurunu kaybetmiş halde "Allah'ım beni koru" diye inlerken o "Ya Rabbi ümmetimi koru" niyazında bulunacaktır. İsrafil'in Sur ismi verilen borusu onun ümmeti sebebiyle çalacak, ölmüşler böylece yeniden dirilecektir. Kıyamet günde herkes onun şefaat etmesi için eteğine yapışacaktır. Ey İsa, Muhammed Mustafa'nın peygamberliğini tasdik ve ona iman et. Ben Azimüşşan, Adem'i, cennet ve cehennemi onun sevgisi uğruna yarattım. Eğer onu halk etmeseydim, hiçbir şeyi yaratmazdım. Vehb bin Münebbih Hazretleri, Allah-u Teala'nın buyurduklarını semavi bir kitaptan naklediyor. Hak ve adalet onun şiarıdır. Onun dini İslam'dır. Onun bereketiyle dargın gönülleri barıştırır, ayrı tabiattaki insanları birleştiririm. Onun ümmetini ihlas ve ibadet yönünden öbür ümmetlerden üstün tutarım. Benim hoşnutluğumu kazanmak için evlerini, barklarını, çoluk çocuklarını terk edip cihada gider, kafirlerle savaşır ve Allah yolunda seve seve canlarını verirler. Onlar namazda ve cihatta saflarını düz tutarlar. Namazlarını acele etmeden sakin sakin ve şartlarına uygun kılarlar. Her yerde beni anar, uzun gecelerde namaza kalkar, gündüzleri din düşmanlarına meydan okur, arslanlar gibi dövüşürler. Bütün bu hasletler onun hatırı için ümmetine ihsan ve nimetlerimdir. Ben her şeye kadirimdir. Gelen işte böyle bir peygamberdi. Her cephesiyle örnek ve üstün insan. Melekler ve peygamberler bu gelişi müjdeliyordu. Nitekim o büyük insanın doğumundan 560 sene önce Kab bin Lüey de ilahi kitaplarda okuduklarından duygulanır ve onu şiirler okuyarak müjdeler. İnsanlar gafletteyken gelir yüce peygamber, Muhammed'dir, doğrudur, ondadır doğru haber. Cemalini bir kez düş.
gökten seyreder.